Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler, sevgili öğrenciler. Hatırlayacağınız gibi eğer dinlemişseniz, bir önceki dersimizde akademisyenlik hakkında bilgi vermiş ve akademisyen olmanın nasıl bir yolculuk olduğundan söz etmiştim. Bu ikinci dersimizde yolculuğa başlamayı, yolculuğa çıkmayı, nasıl bir hazırlık yaparak bu yolculuğa çıkılabileceğini, nereden başlanılması gerektiğini, nasıl çıkılması gerektiğinden söz edeceğim. Dolayısıyla bir önceki sohbetimizde de altını çizmeye çalıştığım gibi insanı kamil olma yolculuğu olarak ifade etmeye çalıştığım akademik hayat nasıl bir ön hazırlığı gerektiriyor? Yolculuğa nereden ve nasıl başlamak gerekiyor? Bunlar üzerinde inşallah duracağım ve birbirini izleyen bu dersler aynı zamanda akademik hayata bir başlangıç, bir yolculukta birlikte başlatmış oluyoruz. Naçizane elimden geldiği kadarıyla yapacağım rehberlik ve danışmanlık bu süreçte bu dersleri dinleyen herkese, özellikle de akademisyen olmak isteyen öğrencilerimize faydalı olacağını umut ediyorum. Her zaman olduğu gibi tahtamızı açalım ve oradan inşallah konuşmaya başlayalım, dersimize başlayalım. Akademik hayata başlamak, akademik yolculuğa başlamak nasıl bir hazırlık gerektiriyor? Nereden ve nasıl başlamak gerekiyor? Şimdi onu inşallah konuşalım. O zaman sorumuzu soralım, onun cevabını bulmaya çalışalım. Akademisyen olmaya nereden ve nasıl başlanmalıdır? Yazalım. Akademisyen olmak için nereden, nasıl başlanmalıdır? Kısmet olursa bugün bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız ve bunun üzerinden konuşacağız. Bu soruların cevabını bulabilmek açısından değerli izleyenler, evet, nereden başlamamız gerekiyor, nasıl başlamamız gerekiyor, bunları konuşacağız. Bu dersimizin 3 muhatap kitlesi var. Bu soruyu cevaplandırabilmemiz için bu 3 muhatap kitleyi dikkate alarak konuşmam gerekiyor. Birincisi, lisans öğrencileri. İkincisi, yüksek lisans öğrencileri. Üçüncüsü de doktora öğrencileri. Yapacağımız bu derslerin rehberliği bu 3 muhatap kitleyle ilgilidir. Dolayısıyla bu 3 muhatap kitleyi dikkate alarak sürekli konuşacağım ve dersleri de ona göre hazırlayıp size sunmaya, arz etmeye çalışacağım. Çünkü bu yapacağımız dersler
Bu üç muhatap kitlenin her birerlerini farklı düzeylerde ilgilendiriyor. Ve tabii bu farklı düzeyleri göz önünde bulundurarak zaman zaman lisans öğrencilerine, zaman zaman yüksek lisans öğrencilerine, zaman zaman da doktora yapan öğrencilere hitap ederek şöyle yapmalısınız, şöyle yapmak daha uygundur şeklinde hitabımı da özelleştirerek de konuşmalar yapacağım. Ama genel olarak derslerimiz bu üç muhatap kitlenin de ortak zeminine yönelik, akademik bir zemini oluşturmaya yönelik olacağı için genel anlamda bir ortak söylem üzerinden konuşmamı sürdüreceğim. Şimdi böyle olunca bu üç muhatap kitlenin her birine ilişkin bazı şeyleri efendim konuşmam ve üzerinde durmam gerekecek. Ve bu nedenle de her birini tek tek ele almalıyım ve her birinin üzerinde tek tek durmalıyım. Bir, lisans öğrencileri. Lisans öğrencilerinin akademik hayatı düşündüklerinde ne yapmalılar? Bir lisans öğrencisi nereden nasıl başlamalı sorusu son derece önemli. Şimdi bu sorunun cevabı olacak şekilde öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bir temenni olarak da ayrıca kayıtlara geçsin, tarihe geçsin diye söylüyorum. Yaklaşık 20 yıl içinde katıldığım hemen her önemli toplantı, çalıştay türü, akademisyenlerin iştirak ettiği, devleti yöneten önemli isimlerin iştirak ettiği toplantılarda ilahiyat fakültelerinde üç diplomanın verilmesi gerektiğini ısrarla savundum. Bunun konumuzla çok yakından alakası var çünkü. Birincisi, ilahiyat mezunları Diyanet İşleri Başkanlığımızın yürütmüş olduğu din hizmetlerini yürütme görevinde görev alacakları için doğrudan öğrencilerimizin bir grubu fakülteye bu görevi yürütmek üzere başvurmalılar. Eğitim ve öğretimlerini bu yönde almalılar. Ve mezun olduklarında da imamlıktır, vaizliktir, müftülüktür vesairedir. Başkanlığımızın yürüttüğü din hizmetlerinin herhangi bir kademesinde görev almalıdırlar. Diplomalarını doğrudan bununla ilgili olarak almalıdırlar. İkinci bir grup öğrencimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın yürüttüğü eğitim ve öğretim kervanında görev alacak. Din kültürü ve ahlak bilgisi hocalığı yapacak öğrencilerimiz. Bir zamanlar böyle bir uygulama olmuştu. Ama 28 Şubat'ın mağduru oldu bu uygulama. Amacına uygun gerçekleştirilmediği için de arzulanan şey tahakkuk etmedi maalesef. Öğrencilerimiz ilahiyata doğrudan öğretmen olmak için başvuracaklar ve biz de eğitim ve öğretimi ona göre vereceğiz ve bu öğrencilerimiz diplomalarını aldıklarında Milli Eğitim'de görev alacaklar. Ama üçüncü bir diploma daha vermeliyiz ki bu bölüme başvuracak öğrenciler öyle bir puanla girmeliler ki çok az sayıda öğrenci buraya başvurabilmeli. Ama bunlar doğrudan İlahiyat Fakültesi hazırlığa başladığında zaten akademisyen olmak için, teolog olmak için gelmeliler. Yani akademik diploma vermeliyiz bunlara. Akademisyen olmaları için, bunların doğrudan bilim insanı olmaları için eğitim ve öğretim vermeliyiz.
Eğer böyle bir durum olmuş olsaydı şimdi ben bu dersi ilahiyat fakülteleri akademik bölümü öğrencilerine yönelik yapıyor olacaktım. Lisans öğrencilerine. Ama bu öğrenciler zaten akademisyen olmak için fakülteye başvurmuşlar. Akademisyen olmak istiyorlar. Akademik bölümde okuyorlar. Ama maalesef böyle bir bölümlememiz yok. Karışık, heterojen. Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev almak isteyenler de, Milli Eğitim'de görev almak isteyenler de, akademisyen olmak isteyenler de aynı sınıfta, aynı müfredata tabi eğitim öğretim alıyorlar. Dolayısıyla bu hiç de sağlıklı bir sonuç maalesef vermiyor. Bunu umarım dikkate alan birileri, 20 yıldır söylüyorum, bir gün yetkili makamlara gelirler de bunların içinden siz öğrencilerimiz de inşallah çıkarsınız ve bunu gerçekleştirirsiniz. Buna acil ihtiyaç olduğu kanaatimi bir kere daha sizinle paylaşmak istiyorum. Ama şimdilik böyle bir durum olmadığı için genel anlamda ben İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrencilerimizin akademisyen olmaya niyeti olanların daha hazırlık sınıfından itibaren başlamaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bunları tek tek ele alacağım. A hazırlık sınıfında. Yani ilahiyata gelirken böyle bir kanaatle gelmeliler. Ve hazırlık sınıfında bu kanaatleri olmalı ve oradan yürümeliler. Eğer hazırlık sınıfında böyle bir kanaatleri yoksa bunu hiç olmasa birinci sınıftayken buna niyetlenmeliler. Üç, ikinci sınıfta mutlaka karar vermeliler. İkinci sınıftayken mutlaka akademisyen olmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Mutlaka karar vermeliler. Dört, üçüncü sınıf son kavşak. Eğer ilahiyat üçüncü sınıfa geldikleri halde akademisyen olmak gibi bir kararları yoksa bence bu yolculuğu da ilk treni kaçırmışlar demektir. Yani İlahiyat Fakültesi üçüncü sınıfa geldiğinde de böyle bir akademisyen olma kararı veremeyenlerin akademik hayata yolcu taşıyan ilk tren kaçmıştır. Telafisi yok mu konuşacağız. Ama üçüncü sınıftayken mutlaka kararlarını vermeliler. Ama en ideali hazırlık sınıfı, ondan sonra en ideali birinci sınıftır. Ondan sonraki aşamalarda durumun yavaş yavaş düştüğünü, yolculuğun tehlikeye girdiğini özellikle belirtmek istiyorum. Peki bu aşamalarda ders gören öğrencilerimiz akademik hayata karar vermek için, başlayabilmek için ne yapmalıdırlar? Burada çok önemli bir hususun altını çizmek istiyorum. Öğrencilerimiz hangi dalda akademisyen olmak istiyorlarsa bunu belirlemeliler. Ama bunu belirlemek için hazırlık ve birinci sınıf erkendir. Akademisyen olma kararı vermeliler ama alan belirlemeyi üçüncü sınıfa bırakmalılar. Şuraya. Üçüncü sınıfa. Alan belirleme burada olmalı. Dördüncü sınıfta değil, üçüncü sınıfa. Üçüncü sınıfta bu alanı belirlemeliler. Alan belirlerken bu üç aşama içerisinde dersleri birazdan alanlardan söz edeceğim. Hocalardan etkilenmeden,
kendi yeteneklerini keşfederek, kabiliyetlerini keşfederek, hangi alanın onların zekasına, kabiliyetlerine, yeteneklerine uygun alan olduğuna karar vererek bu alanı belirlemeliler ve hocalardan etkilenmemelidirler. Çünkü bir hoca vardır, dersinde çok iyidir, öğrencileri çok etkiler ve öğrenciler ister ki onun gibi işte tefsirci, hadisçi, kelamcı, fıkıhçı vesaire olmak ve o alana ilgi duyabilirler. Ama o alan o öğrencilerin bir kısmı için hiç de uygun bir alan olmayabilir zekası, yeteneği vesairesi açısından. Bunun için ilahiyat 3. sınıfa kadar alan belirlememelerini söylememin sebebi hemen herhangi bir dönemde etkilendikleri bir hocadan hareketle yanlış bir alanı belirlemek gibi bir hatalı adım, yola yanlış yerden başlamış olmamaları açısından biraz beklemelerini, çeşitli dersleri, çeşitli hocaları görmelerini, ders içeriklerine, muhtevalarına biraz daha vakıf olmalarını, sonradan şu alan beni daha çok cezbediyor, bu alanda kendimi daha iyi gelişebilir görüyorum, zekamı, yeteneklerimi buraya daha uygun buluyorum diye düşündüklerinde ve yine bunu da bu konuda görüşüne, duruşuna güvenip itimat ettikleri hocalarıyla istişare ederek karar vermelerini tavsiye ediyorum. Peki bu durumda alan belirleme demişken acaba hangi alanlar var? Bu alanlar nelerdir? Bu alanları nasıl belirlemeliyiz konusunda müsaadenizle konuşalım. Ve bu alanlarda nelerin olduğunu konuşmamız gerekiyor. Bu alanların içinde hiç kuşkusuz ilahiyat alanında en önemlisi temel İslam bilimleridir. Temel İslam bilimleri, bölüm bunlar. Bölümdür, temel İslam bilimlerimiz var. Temel İslam bilimlerinin altında tefsir var, hadis var, fıkıh var, kelam var, tasavvuf var, Arap dili edebiyatı var, bunlar bizim temel İslam bilimlerinin ana bilim dallarıdır. Temel İslam bilimleri bölümdür. Bunlar bölümdür. Ana bölümdür. Bunların her biri ana bilim dallarıdır. Uzmanlık alanları. Tefsir isterseniz, hadis, fıkıh, kelam hangisini isterseniz bunlardan biriyle yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Daha sonra detaylı bunları konuşacağız inşallah. Bir de bizim fakültemizde bir başka alanımız daha var. O da İslam tarihi ve sanatları bölümü. Bu bölümde efendim tabii bu şeyi de yazalım, unutma. Mezhepler tarihi bölümümüz var. Dolayısıyla değerli izleyenler, sevgili öğrenciler, temel İslam bilimleri de bu ana bilim dalları, İslam tarihinde İslam tarihi ve sanatları bölümü ve bir diğer bölümümüzde felsefe ve din bilimleri bölümümüz var. Felsefe ve din bilimleri bölümümüzde şöyle söyleyeyim. Bir, dinler tarihi, din eğitimi, din psikolojisi, din sosyolojisi,
İslam felsefesi, mantık, ana bilim dalları var. Dolayısıyla bu ana bilim dallarından da herhangi birini felsefe ve din bilimleri bölümünde seçebiliriz. Bunlardan herhangi birisinde akademik hayatımızda karar verebiliriz. Bu yazmış olduğum alanlardan herhangi birinde karar vermek için 3. sınıfı beklemelisiniz. 3. sınıf derslerini de görmelisiniz. Ama 3. sınıf Haziran'ında yaz tatiline çıkmadan önce kararınızı verip ön okumalara başlamanız gerekir ki bunları konuşacağız. Hangi ön okumaları, hangisinde neler okuyacaksınız, neler okunmalıdır, neler yapılmalıdır. Bunlarla ilgili inşallah rehberlik derslerimizde bunları konuşacağız detaylı bir biçimde. Ve artık bu dersler bir rehberlik ve danışmanlık dersi olduğu için hiçbir detayı atlamadan konuşuyoruz ve dikkat ederseniz detaylar üzerinden yürümeye çalışıyoruz. Bu son derece önem arz ediyor. Bu itibarla bunların herhangi birinde birini seçebilmek için tekrar onu kırmızıyla yazmak istiyorum. Bunların hiçbirisini seçerken hocalardan etkilenmemek. Hocalardan etkilenmeyin. Yani sizin zekanıza ve yeteneklerinize çok uygun bir alan vardır. Hocasıyla aranız iyi değildir. O alandan soğuyabilirsiniz. Bu çok büyük bir yanlıştır. Sizin zeka ve yeteneklerinize hiç uygun bir alan değildir. Hocası çok iyidir. Aranızda iyi bir diyalog vardır. Ondan etkilenirsiniz. O alanı seçersiniz. Çok hatalı bir seçim olur bu. Dolayısıyla alan seçimi çok önemli. Bunun için de ilahiyat fakültesinde 3 sınıfta, 3. sınıfa kadar 3 sene boyunca dersleri, içeriklerini iyi gözlemlemelisiniz, iyi anlamaya çalışmalısınız ve bu arada bu derslerden hangisinin sizin akademik hayatınıza uygun, akademik hayatınızı devam ettirebileceğiniz bir ömür boyu geçen dersimizde konuştuğumuz gibi usanmadan, zevk alarak, her ilerledikçe daha bir keyif alarak o alana yoğunlaşabileceğiniz bir alan olduğunu doğru belirlemelisiniz ki doğru çıkılan yolda yol alınır, mesafe alınır. Hatalı çıkılmışsa yol değiştirmek zorunda kalırsınız ve her yol değiştirmek bir zaman kaybı, bir ömür kaybıdır ve akademik hayatın handikaplarıdır. Çıkmazlarıdır, çıkmaz sokaklarıdır. Bunun için akademik hayatta çok önemli rehberlik ve danışmanlık son derece önemlidir. İyi bir akademisyen kesinlikle iyi bir danışmanın yetiştirdiği, iyi bir ustanın elinden çıkan akademisyendir. Bu açıdan akademik danışmanlıklar akademik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Demek ki 3. sınıfa geldiğimizde bu kararı vermeliyiz. Çünkü 4. sınıfta genel olarak İlahiyat Fakültesi 4. sınıflarda öğrenciler öğretmen olacaklarsa, işte Diyanet Başkanlığı işleri başkanlığımızda görev alacaklarsa ya da yüksek lisansa akademisyenliğe başvuracaklarsa bunların yeterlik sınavlarına kendilerini hazırladıkları için 4. sınıfta bir taraftan fakültenin derslerinin sorumlulukları, bir taraftan bu sınavlara hazırlanmak şeklinde yoğun bir yıl olacağı için 4. yıl akademik hayata karar vermek ya da hazırlanmak açısından hiç sağlıklı bir sınıf değil 4. sınıf. Belki 4. sınıfta ancak 3. sınıfta ya da 2. sınıfta belli aşamaları sağlamış öğrencilerimiz belli boşlukları değerlendirerek kendilerini akademisyen olmaya karar vermişlerse yüksek lisanstan hangi alana hazırlayacaklar, hangi dersleri çalışacaklar, girilecek sınavlarda nasıl başarılı olabilecekler, bunlar için çalışabilirler. Dördüncü senenin boşluklarını, boş zamanlarını bunun için değerlendirebilirler. Bu nedenle de kendilerine tavsiye bu kararı 3. sınıfta vermiş olmalarıdır. Şimdi tekrar bu konuda yukarıya buraya gelmek istiyorum ve burada önemli bir hususa müsaadenizle dikkat çekeceğim. O da
lisans öğrencilerinin akademik hayata başlama kararını hazırlık sınıfındayken şurada almış olmaları ya da en geç burada almış olmaları vurgun neden önemliydi? Bu nokta çok derece önemli. Dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Çünkü fakülteyi bitirdikten sonra mezun olan öğrencimizin bir mezuniyet notu var. Transkript dediğimiz bir mezuniyet notu var. Diyelim bu 80. Şimdi 80'le mezun oldu, 80 ortalamayla. Bu ömür boyu kalıcı bir ortalamadır. Bunu asla değiştiremezsiniz. Ben bunu biraz yükselteceğim. İlahiyatı yeniden okuyayım, şansınız yok. Bu 80 kalıcıdır. İşte bu kalıcı ve sabit olan notunuzu mümkün olduğunca yüksek tutmak, mümkün olduğunca yüksek tutabilmek için kararı önceden verebilmeniz gerekiyor ki lisans dönemindeki derslerdeki başarı ortalamanızın olabildiğince yukarıya çıkması lazım. Çünkü transkribiniz yani mezuniyet ortalamanız sizin akademik hayata, yolculuğa başlamanızı belirleyecek sabit kriterlerden biridir. Bunu bir daha değiştiremeyeceksiniz. Onun için ne yapıp yapıp mezuniyet ortalamanızı olabildiğince yüksek tutmanız gerekiyor. İkincisi, ALES puanınız, ALES sınavı. Bu önemli ama ALES sınavı bir girersiniz 70 alırsınız. Her yıl var, iki kere galiba, üç kere mi, iki kere mi sınavları var. Girer yükseltirsiniz. Dil sınavı. Birinde girer 50 alırsın da öbüründe 80 alır, 90 alırsın. Bu her zaman yükselebilir ama mezuniyet notunuzu asla yükseltemezsiniz. Dolayısıyla akademik hayata başlandığınızda sizin çantanızda bulunması zorunlu olan 3 puanınız var. Mezuniyet ortalaması, ALES puanı, dil puanı. Bunlardan ikisi artırmaya açık, yükseltmeye açık ALES ve dil puanları. Biri ömür boyu sabit olarak kalacak notunuzdur. Mezuniyet ortalaması. Onun için lisans öğrencilerinin akademisyen olmaya karar verdiklerinde bunu ne kadar erken karar verirlerse işte bu sabit kalacak olan mezuniyet ortalamalarını o kadar yüksek tutabilme şanslarının olduğunu söylemeliyim. Şimdi üçüncü sınıfa gelmiş, yeni aklına başına gelmiş, akademisyen olmak istiyor. İyi, hazırlık bir ve ikinci sınıfları böyle bir derdi olmadığı için ortalamayı da önemsememiş. Geçsem yeter demiş. 60'la 65'le geçti. Üçüncü sınıftan sonra bu ortalamayı 80'e nasıl çıkarabilirsiniz? 90'a nasıl çıkarabilirsiniz? Hiç imkanı yok. Onun için erken karar vermenin doğrudan ilişkili olduğu nokta mezuniyet notunun ortalamasının yüksek oluşunu belirlemek açısından son derece önemlidir. Şimdi böyle olduğunda akademisyen olma kararını erken verdiğimizde bir mezuniyet ortalamamızı yüksek tutma imkanımız yükselecek. Zaman zaman birazdan nasıl çalışılacağı konusunu konuşacağım zaten. ALES'e de yavaş yavaş hazırlanarak mezuniyetten sonra ALES'e 2-3 ay hazırlanmak değil, 3-4 yıldır ALES'e peyderpey hazırlanıyor olmak önemli. Sonra dile zaten ayrıca uzun uzun konuşacağım zaten dil konusunu birazdan vaktimiz kalırsa. Daha erken safhalarda başlamak, mezun olduktan sonra bu sınavlara girdiğinde yüksek bir mezuniyet ortalaması, yüksek bir ALES puanı, yüksek bir dil puanı. Artık siz üniversite seçin, hoca seçin.
size yüksek lisans yaptırmak için, size danışmak olmak için üniversite ve hocalar sıraya girsin. Kalitenizi kanıtlayın, yeteneğinizi kanıtlayın, notlarınızı alın. Siz üniversite seçin. Üniversitelerin ana bilim dallarını, hocaları kimler var, kimler ders veriyor, nasıl danışmanlıklar var, nerede yapsam daha iyi olur. Siz beğenin. Niye? Çünkü öyle notlarınız var ki istediğiniz her üniversitede yüksek lisansa girme şansınız var ve bu önünüzü kimse kesemez. 90'ın üzerinde bir mezuniyet notunuz varsa, 90 civarında bir ALES puanınız varsa, 70 civarında da bir dil puanınız varsa, sizin Türkiye'nin istediğiniz üniversitesinde yüksek lisans yapmanıza kimse engel olamaz. Kalite budur işte. Liyakat ve kalite budur. Bunu sağlamanız gerekiyor. Bunu sağlayabilmeniz için de az sonra bahsedeceğim çok önemli yolculuğun safhaları var. O safhaların sizden talep ettiği gereklilikleri yerine getirmek suretiyle o süreçler yaşanmalı, yürünmeli ve değerlendirilmelidir. Şimdi bunları yaptınız. Mezuniyet notunuz yüksek, ALES'iniz iyi, dil puanınız çok şükür. Buyurun, yeteneğinize göre temel İslam bilimlerinden ne seçiyorsunuz? Felsefe din bilimlerinden ne seçiyorsunuz? İslam tarihi ve sanatlarından ne seçiyorsunuz? Buyurun, seçin. Birini, yolunuz, bahtınız açık olsun. Yürüyün, gidin. Ama mutlaka bu söylemiş olduğum hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde geriye dönük telafi edilemeyecek hatalar yaparsak yolculuğun geri kalanında başımız ağrıyabilir, sıkıntılara maruz kalabiliriz. Şimdi bu durumda eğer biz uygun bir zamanda lisans öğrencisi olarak akademisyen olmaya karar vermişsek, bu kararımızda özellikle de ikinci sınıftan itibaren üçüncü sınıfın birinci döneminde alan konusunda da yavaş yavaş zihnimiz netleşmişse, size gerekli olan fakültenizde size rehberlik yapacak beğendiğiniz alan, seçtiğiniz alan hangisiyse o alanda hoca olur, asistan olur. Diyaloğunuzun iyi olduğu birisinden okuma rehberlik dersleri almalısınız. O alanda nereden başlayıp okumalısınız, neler okumalısınız, nasıl okumalısınız ki bunları biz de konuşacağız inşallah ilerleyen derslerimizde. Bu rehberliği almalısınız ve o hocamızın danışmanlığı ve rehberliği ile yürümelisiniz. Bu önemli. Doçent oluncaya kadar bir rehberiniz olacak. Doçent olduktan sonra artık siz de bir rehbersiniz, siz de başkalarına rehber olabilirsiniz. Ama doçent oluncaya kadar bir rehbere kesinlikle ihtiyacınız var. Onun için bu konuşmanın üç hedef kitlesi olduğunu, lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencileri diye üç alan belirledim ve üç üzerinden de birazdan konuşacağım. Dolayısıyla bu söylemiş olduğum hususlar, değerli arkadaşlar, sevgili izleyenler, gördüğünüz üzere son derece önem arz ediyor. Şimdi yine lisans öğrencilerine yönelik konuşmaya devam ediyorum ve bu konuşmamın bazı noktalarında yüksek lisans yapanlara, doktora yapanlara da göndermede bulunacağım. Ama ağırlıklı olarak hitabım, muhatap kitlem lisans öğrencileri.
Bizim ilahiyat fakültelerinde malumunuz lisansta hazırlık derslerimiz var ve Arapça öğreniyorsunuz. Bir kere evet. Biz akademisyen olmaya karar vermişsek burada birinci öncelikli yapacağımız şey nasıl başlamalıya gelelim? Nereden başlamayı konuştuk? Nereden başlayacakları konuştuk? Lisans öğrencilerinin hangi sınıfta nasıl nereden başlayacaklarını, şimdi nasıl başlayacaklarını biraz konuşalım. Evet. Nasıl başlamalıyız? Nasıl başlanmalı? Şimdi bu sorunun cevabında son derece önemli bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Dilleri halletmek. Bakın dil demiyorum. Dilleri halletmek. Ben doğal olarak ilahiyat alanında danışmanlık ve rehberlik dersleri yapıyorum. Dolayısıyla bu alanla ilgili yapmış olduğum bu dersler açısından bu belirlemiş olduğum üç alanı buraya tekrar yazarak onların üzerinden konuşmamı devam ettirmek istiyorum. Temel İslam bilimleri, İslam tarihi ve sanatları, felsefe ve din bilimleri, üç alanımız vardı biliyorsunuz. Bunun ana bilim dallarını yazdık. Şimdi bu bölümlerde akademisyen olacağımıza göre, hedefimiz bu olduğuna göre daha hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerimiz eğer temel İslam bilimleri ve İslam tarihi ve sanatları üzerine akademik hayat düşünüyorlarsa Arapçayı bir kere halledecekler. Arapça. Yani Arapçayı mezun oluncaya kadar halletmeleri gerekiyor. Bizim alışık olduğumuz gibi adam yüksek lisans yapıyor, doktora yapıyor. Hatta doçentliğe hazırlanacak dille uğraşıyor. Dili geçemeyip doçent olamayan bir sürü meslektaşımız var. Niye bunlar böyle? Hatalı danışmanlıklar ya da hiç danışmanı olmadan bu yolculuğu yaptığı için zamanında dilleri halledemiyor. Ömür boyu dille uğraşıyor. Ömür boyu doçent olmak için dille uğraşan bir insan nasıl ilim üretecek, bilgi üretecek ve akademisyen olacak? Zaten dille uğraşıyor doçent olacağım diye. Yüksek lisansa başladığında öğrenci dilleri halletmesi lazım. Bir dil sorunu kalmaması gerekir. İyi bir akademik yolculukta yüksek lisansa başlayan bir öğrencinin dille ilgili sorunları büyük ölçüde çözülmüş olması gerekir. Onun için de Arapçayı halletmesi gerekir. Arapçanın yanı sıra eğer temel İslam bilimlerinde özellikle yürüyecekse burada İbranice, Süryanice, Aramca gibi dilleri de eğer fırsatı var öğrenebilirse çok çok önemli bir mesafe kat etmiş olur. İslam tarihi ve sanatları üzerinde olunca da o Osmanlıca, Arapçanın yanında ayrıca Osmanlıca son derece önemli. Osmanlıcasını geliştirmesi lazım. Mutlaka Osmanlıcaya yönelmesi ve el yazması Osmanlıca metinleri de çok iyi rahatlıkla okuyabiliyor olması gerekir. Ağırlığını Arapçanın yanında Osmanlıcaya vermelidir. Tabii bu Osmanlıcanın yanında İslam tarihi ve sanatlarına devam edecekse Farsça da önemli. Farsça öğrenmelidir. Tabii burada da yine aynı şekilde Farsçayı
temel İslam bilimleri öğrencisi de mesela tasavvufa yönelecekse özellikle öğrenmesi son derece önem arz eder. Ve bu dilleri nasıl öğreneceklerini konuşacağız zaten bugün ya da önümüzdeki derslerde. Dil nasıl çalışmalıdır, nasıl öğrenilmelidir, nasıl öğrenilir? Bunların hepsini konuşacağız zaten çünkü danışmanlık dersleri yapıyoruz. Ve bunları üşenmeden tüm detaylarıyla konuşacağız. Kitapları vesaireleri de konuşacağız. Hangi kitaplar okunmalı, neler okunmalı. Dolayısıyla bunları başarması gerekir bir öğrencimizin. Dilleri halletmesi gerekir. Ve tabii bu arada felsefe ve din bilimlerine yönelik bir düşüncesi varsa İngilizceyi öncelemeli. İngilizce önemli bir tercih olur. İngilizce öğrenmelidir. Eğer İngilizceyi henüz bilmiyor, sıfırdan başlayacaksa tavsiyem Latince öğrensin. Yani hiç bilmiyorsa İngilizce, sıfırdan başlayacaksa İngilizceye başlamasın. Latince, bunları konuşacağım ama detaylı konuşacağım nasıl çalışacaklarını. Latince öğrensin, ardından Almanca, ardından İngilizce öğrensin. Bu çok hayati bir husustur. Dolayısıyla Latince öğrenirse Latin tabanlı tüm dilleri 6'şar ay, birer yıl çalışmak suretiyle ileride Latin tabanlı kaç tane dil varsa hepsini konuşuyor ve anlıyor olabilir. Çok iyi bir uzman, çok iyi bir akademisyen olma şansı elde eder. Çünkü Latince çok temel bir alan, Yunanca ve Latince. Dolayısıyla bunları da detaylarıyla inşallah konuşacağız. Şimdi değerli arkadaşlar ve sevgili izleyenler, lisans dönemindeki öğrencilerimizin bu şekilde kendilerini dilleri öğrenmek, dilleri halletmek ve dil çalışmalarını mümkünse yüksek lisansa başlamadan önce tamamlamış olmak bakımından çok düzenli bir çalışma hayatlarının olması gerekiyor. Burada tamamını ilgilendiren bir parantez açalım. Düzenli yaşam, düzenli çalışma. Akademisyen insanların iki vazgeçilmez özelliğidir bu. Yaşamı düzenli olmalı, çalışması düzenli olmalı. Eğer kendinizi düzenleyemiyorsanız, yaşamınızı programlayamıyorsanız, ne zaman ne yapacağınızın bir programı yoksa, üzgünüm, akademik hayat size göre değil. Ya da benim anladığım ya da rehberlik yaptığım bir akademik hayat size göre değil. Hayatınızı mutlaka düzenlemek zorundasınız. Bir asker gibi yaşamalısınız. Düzenli. Yatış saatiniz belli, kalkış saatiniz belli, kitap okuma saatleriniz belli, sosyal hayata ayırdığınız vakitler belli. Ne bileyim, okul dersleriyle ilgili bunların detaylarını önümüzdeki derslerde konuşacağım. Bir günü, bir haftayı nasıl değerlendirmeli bir akademisyen adayı, bunları konuşacağım. Dolayısıyla bu düzenliliğe alışmamız lazım. Bir coşup işte haftada bir kitap oku, ayda 2-3 tane kitap oku, sonra bırak 6 ay hiçbir şey okumuyor falan. Böyle olmaz. Belli saatte uykumuzu almamız gerekiyor. Belli saatler. Ki benim muhatap kitlem lisans öğrencileri 18 yaşının üstünde oldukları için 6 saattir. 6 saate kendinizi ayarlayın. 6 saatten çok uyumuyorsunuz. En fazla 6 saat uyuyacaksınız.
Geriye kalan 18 saatinizi daha sonra konuşacağız nasıl değerlendireceğinizi. Ama düzenli yaşamak ve düzenli çalışmak zorundasınız. Hayatınızı düzene koyduğunuzda, düzenli yaşayıp düzenli çalışmaya başladığınızda, dil öğrenirken naçizane size tavsiyem, hazırlık döneminde Arapça öğrenirken hemen bir yan dile daha başlayabilirsiniz. Bu İngilizce olabilir. Hocam ikisi çok olmaz mı? Olmaz. Bakın bir tecrübemi paylaşmak istiyorum sizinle. İnsan beynini Yüce Mevla öyle bir programlamış, yaratmış ki zorladıkça açılıyor arkadaşlar. Beynimizi zorlamalıyız. Kabiliyetlerimizi zorlamalıyız. Onun için hep şöyle söylerim öğrencilerim. İki şey zorlamaya bağlı genişliyor. Biri beyin, ikincisi zamandır. Zamanı ne kadar çok doldurursanız o kadar genişliyor, bereketleniyor. Ne kadar doldurmazsanız daralıyor. Hiçbir şey yapmayana sorun, zaman bulamıyorum diyor. Niye? Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Ama çok şey yapan kimseye sorun, zamanı o kadar kıymetli değerlendiriyor ki dakikaların neredeyse hesabını yapıyor. Dakikaların kıymetini bildiğinizde 24 saat çok uzun bir zamandır. Ama dakikaların değil, saatlerin bile kıymetini bilmezsek zamanda ne değeri kalır ne de zenginliği kalır. Beynimiz de öyle. Beynimize yüklenmekten korkmamalıyız. Onu zorlamalıyız. Ama çeşitlendirmek suretiyle. Yani dili öğrenirken bununla biraz yavaş yavaş toparlayayım kaldığımız yerden çünkü devam edeceğiz. Bunlar uzun soluklu çünkü dersler. Bir taraftan beynimizi zorlamalıyız, bir taraftan da beynimizi dinlendirmeliyiz. Örneğin okumakla yorulduğumuzda dinlemeliyiz. Dinlemeyle yorulduğumuzda yazmalıyız. Yazmayla yorulduğumuzda konuşmalıyız. Bunların hepsi öğrenme yolları. Öğrenme yolları. Konuşmayla yorulduğumuzda izlemeliyiz. Film olur, video olur, başka bir şey olur, görsel bir şey olur, izlemeliyiz. Bunlar hem bizi dinlendirir hem öğrenim faaliyetlerimiz devam etmiş olur. Ama öğrenimi sadece bunlardan birine indirgersek sadece okuma bir süre sonra yorar bizi ve devam edemeyiz. Sadece dinlemeye hasredersek sürdüremeyiz. Sürdürülebilir değil. Bunların hiçbirisi tek başına sürdürülemez. Ama farklı olduğunda sürdürülebilir. Ve bu aktivitelerin her birerlerini yaparken beraberinde başka bir şeyler yapabilirsiniz. Örneğin dinlerken spor yapabilirsiniz. Kulaklığınızı takarsınız, bir şey dinlersiniz, aynı zamanda spor da yaparsınız. Yürüyüşünüz de yaparsınız, yemek de yaparsınız. Ütü yaparsınız, çamaşır yıkarsınız. Ne bileyim, ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Yazarken daha farklı bir aktivite, yazmanıza engel olmayan bir şey dinleyebilirsiniz. Konuşurken konuşmanıza engel olmayacak başka bir şey beraberinde yapmanız mümkünse yapabilirsiniz. İzlerken mesela spor yapabilirsiniz. Belli aktiviteleri de bunlarla birlikte yapabilmek ve bunları hep birlikte sürdürmek son derece önemli. Onun için dil öğrenirken, dil öğrenimi, bunları da konuşalım, burada kalalım.
dil öğrenimi yaparken şu söylediğim hususları asla ihmal etmemeliyiz. Bir, İngilizce olarak, İngilizce açısından söylüyorum. Mesela reading, understanding dediğimiz okuma ve anlama. Okuduğumuz bir metni anlama. Dili bilmek demek bu. Okuduğumuz bir metni anlıyor muyuz? Bu önemli bir şey. İki, writing. Değil mi? Yazmak. Bir dili bilmek demek, o dille bir şey yazabilmek demektir. O dille bir şey yazamıyorsanız demek ki bilmiyorsunuz demektir. Sadece okuduğunuzu anlamak yetmez. Yazabilmelisiniz. Bu bir makale olur, bir ödev olur, bir tez olur. Ne olursa olsun yazabilmelisiniz. Üç, speaking. Konuşmak. Yani eğer ben bir dili biliyorum diyorsanız o dilde meramınızı anlatmaktan söz etmiyorum. Bilimsel bir toplantıya katılabilmelisiniz. Bir fikir ve düşünceyi paylaşabilmelisiniz. Müzakere edebilmelisiniz. Siz argümanlarınızı anlatabilmeye, karşı tarafın değerlendirmelerini de anlayabilmeye muvaffak olmalısınız. Bunların üçü birlikte var olduğunda o dili biliyorsunuz demektir. Yoksa hocam ben sınava girdim, YÖK dilden 70 aldım. Tamam güzel, 80 aldım. Güzel. Hadi biraz muhabbet edelim, 3-5 kelime konuşalım. Bir şey konuşamıyor. Şu metni oku, doğru düzgün okuyamıyor. Hiçbir telaffuzu yok. Ne oldu şimdi? Bu dili bilmek oldu mu? Hayır. Bu Arapça için de geçerli, Farsça için de geçerli. Onun için size naçizane tavsiyem daha baştan, en baştan. Bu üç unsuru birlikte dili, birini diğerine tercih etmeksizin üçünü birlikte gerçekleştirmeniz lazım. Onun için de sürekli yazarak öğrenmelisiniz, sürekli konuşarak öğrenmelisiniz, sürekli okuyarak ve anlayarak öğrenmelisiniz. Ve mümkün olduğunca da native speaker dediğimiz ana dili konuşan insanların telaffuzlarından, lehçelerinden, aksanlarından yararlanarak o dili konuşmaya çalışmalısınız. Bunların her birerleri hiç kuşkusuz ki uzun zaman isteyecek. Kolay değil bunlar böyle öğrenmek. Ama akademisyen olmak zaten geçen dersimizde de konuşmuştum. Böyle bir zor şeye talip olmaktır. Zor bir yola çıkmaktır. Bu nedenle elinizden yabancı dil kitap düşmeyecek. Kulağınızdan kulaklık düşmeyecek. Bugün kullandığımız telefonlar bilgisayar gibi maşallah. İstediğiniz İngilizce siteye erişmek mümkün, dinlemek mümkün. Müziğinden, hikayesinden, konuşmalarından, konferanslarından, ders takrirlerine kadar istediğiniz türden şeyleri her level'da, tabakada, düzeyde imkana sahipsiniz. Bunları dinleyebilirsiniz ve buradan öğrenmelisiniz. Arapça da böyledir, İngilizce de böyledir. Ve bunları birlikte öğrenebilirsiniz. Birlikte başlayabilirsiniz. Ben birlikte öğrenebilmenin imkanlarını da önümüzdeki derslerde karşılıklı olarak göstereceğim zaten. İngilizceyi ve Arapçayı şöyle çalışılmalı, şöyle olursa şöyle başarılı olur diye. Bu konuda inşallah rehberliğimi de devam ettireceğim. Şimdi dolayısıyla, tabii kısmet olursa sağlık ve afiyetle inşallah. Dolayısıyla dili bu manada öğrenmemiz gerekiyor. Hem okuyup anlama, hem yazma, hem de konuşma üzerinden hem Arapçayı hem İngilizceyi öğrenmek zorundayız. Bunları başarabilirsek
nasıl başarabileceğinizi arz etmeye çalışacağım. Hangi çalışma performansıyla burada sağlıklı mesafe ve yol alınır? İnşallah bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu dersleri düzenli bir biçimde sırasıyla takip eden her öğrencimiz Allah'ın izniyle iyi bir akademisyen oluncaya kadar benim naçizane rehberliğim ve danışmanlığımdan yararlanır diye düşünüyorum. Çünkü ilerleyen safhalarda bilimlere, ana bilim dallarına da ayıracağım. Ayrı ayrı dersler ve danışmanlıklara dönüştüreceğim bunu. O ayrı ayrı danışmanlık ve rehberlik derslerimize de farklı şeyleri konuşmaya inşallah devam edeceğiz. Önümüzdeki dersimizde lisans öğrencilerine yönelik yapmış olduğum bu konuşmamın ve efendim izahlarımın devamını hem lisans öğrencilerine hem de yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak tekrar ele alacağım. Yüksek lisans, doktora şeklinde inşallah dersleri devam ettirmeye çalışacağım. Umarım yararlı ve faydalı olmuştur. Bu rehberlik ve danışmanlık ders çok fazla detay gerektiren bir derstir. Ama keyiflidir, zevklidir. Sıkılmadığınızı umuyorum. Bu keyifli ve zevkli konular ileride belki biraz zorlaşacak. Daha detayları ve daha efendim spesifik noktaları konuşmaya başladığımızda, ama eğer dersleri düzenli dinlerseniz onları da dinleyebilecek bir düzeye, bir seviyeye geleceğinize inanıyorum. Allah her birinize gönlünüzde beslediğiniz, hayal ettiğiniz o güzellikleri gerçekleştirmeyi nasip etsin. Hepinizin ihtiyacımız olan, muhtaç olduğumuz o değerli akademisyenler olmayı başarmanızı diliyorum. Sadece bir akademisyen değil, bir insanı kamil olarak akademisyen olmayı başarmanızı dileyerek Allah'a emanet olunuz. Tekrar görüşünceye kadar sağlık ve afiyetle kalınız deyip size veda ediyorum. Hoşça kalın efendim.